Spoštovani predsednik vlade Republike Turše, vaša ekscelenca Recep Tayyip Erdogan. Spoštovana soproga i hčerka predsednika vlade. Spoštovani ministri v vladi Republike Turčije. Spoštovani poslanci Velike ljudske skupščine Republike Turčije in ostali člani Visoke delegacije Republike Turčije. Spoštovani poslanec Evropskega parlamenta. Spoštovani državni sekretar v vladi Republike Slovenije. Ekscelence, člani inštituta in člani svetovalnega odbora inštituta. Posebej bi pozdravio naše današnje goste iz tujine. Njegovo ekscelenco Stjepana Mesića, nekdanjega predsjednika Republike Hrvaške in častnega predsjednika Međunarodnega instituta IFIMES. Njegovo ekscelenco Zorana Živkovića, nekdanjega predsjednika vlade Republike Srbije in podpredsjednika svetovalnega odbora Međunarodnega instituta IFIMES. Njegovo ekscelenco Erdala Trhulja, ministra za energetiku, industriju in rudarstvo v vladi Federacije Bosne in Hercegovine. In gospoda Lahurija Talabanija iz Iraka, člana svetovalnega odbora inštituta. Dame in gospodje, dragi gosti, vsem bi v imenu inštituta, v svojem imenu in v imenu kolege Bahtjara Aldžafa izrazio dobrodošlico. Naše goste iz Turčije pa bi pozdravio še s tradicionalnim pozdravom v njihovi državi. Merhaba in assalamu alaikum. Samo bi vas spomnio da je leta 1918 Bled obiskao ustanovitelj sodobne Turške republike, njegova ekscelenca Kemal Paša Atatürk. Po tolikem času ponovno turškega premijera imamo na Bledu. Smo mednarodni inštitut, ki ima sedež v Sloveniji, čudoviti deželi na sončni strani Alp. Deželi s prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi. Lahko se pohvalimo z uspešnimi športniki, znanstveniki, gospodarstveniki, s čudovitimi pesniki in igralci. Eden izmed njih, starosta slovenskega gledališča in filma, svetovnega slovesa, gospod Demeter Bitenc je danes z nami, da nam odrecitira verze iz pesmi slovitega slovenskega pesnika Toneta Pavčka z naslovom Drobtinice. Kot zanimivost naj povem, da majstro Bitenc je le eno leto starejši od Turške republike in bo tako leto spraznoval častitljivih 90 let. Majstro Bitenc, izvolite. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepil te mi na križ potju zašli z pravega pota. Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja pot je ena sama, glavna. Človek ne dozori do svojega obraza brez smeha in činčanja, pa tudi ne brez poraza. Sonce je dolžno, da sveti nam, otrok, da pomaga očetu, a dolžnost naših mam je ta, da so na svetu. Tisoče in tisoče zvezd je nad nami, tisoče in tisoče zvezd je med nami, da gre po svetu ramo ob rami svetloba z nami.
Vse teče, teče in se stiša v tišino. Samo hiša, v kateri duh biva, samo ta hiša je neminljiva. Predsednik Sveta inštituta, dr. Craig Smith, sicer nekdanji politični direktor Bele hiše, se nažalost ne more udeležiti današnjega dogodka. Poslao je pozdravno pismo, naslovljeno na prejemnika priznanja njegovo ekscelenco Recepa Tayyipa Erdogana. Dovolite, da ga preberem. Spoštovani predsednik vlade, gospod Erdogan, v veliko čast mi je, da vam lahko čestitam ob vašem imenovanju v osebnost desetletja, ki vam ga je podelil Mednarodni inštitut IFIMES. Vaše vodenje Turčije je v zadnjih 9 letih pomagalo preoblikovati ne le vašo državo, temveč celotno regijo v tem delu sveta. Turčija je bila nekoč znana kot geografsko stičišče vzhoda in zahoda, pod vašim vodstvom pa je postala tudi gospodarsko, politično in kulturno stičišče. Medtem, ko se Bližnji vzhod in Balkan še vedno srečujeta številnimi izzivi, ste se svojimi umirjenim in stabilnim vodenjem pokazali pod drugim državam, kako se uspešno spopasti s temi izzivi. Pokazali ste pripravljenost, da presežete zastarelo miselnost in se brez oklevanja spopadete z izzivi sveta v 21. stoletju. Zaradi te edinstvenosti vaših osebnih značilnosti se vam utemeljeno podeljuje ta častni naziv. Želim vam veliko sreče v vaših nadaljnjih prizadevanjih. Spoštovanjem, Craig T. Smith, predsednik Sveta inštituta IFIMES in nekdanji politični direktor Bele hiše. Danes je velik in pomemben dan za Mednarodni inštitut za bližnje vzhodne in balkanske študije IFIMES. Veliko čast nam je svojim prihodom izkazal prejemnik dosedaj najvišjega priznanja inštituta, svetovna osebnost desetletja. Njegova ekscelenca, gospod Recep Tayyip Erdogan, predsednik vlade Republike Turčije, s svojo visoko delegacijo. Pred kratkim je naš inštitut praznoval 10 let svojega delovanja. To je obdobje, o katerem bi se lahko marsikaj povedalo. Še posebej, ko gre za območje Bližnjega vzhoda in Balkana. Prišlo je do zgodovinskih sprememb in premikov, ki so bile in so še vedno izzivi tudi za nas. Smo edini svetovni inštitut, ki ima v svojem imenu tako Bližnji vzhod kot Balkan. Turški predsednik vlade, gospod Erdogan, je v zadnjem desetletju postal prepoznaven svetovni voditelj. Pod njegovim vodstvom je Turčiji uspel gospodarski preboj, ki je prinesel številne pozitivne spremembe na vseh področjih. Prispevek predsednika in njegovih ministrov k svetovni stabilnosti in varnosti je še posebej prepoznaven v regijah Bližnjega vzhoda in Balkana. Turčija pa je postala država, ki jo potrebuje tako vzhod kot zahod. Še posebej pa velja izpostaviti prizadevanja premijeja za sodelovanje in dialog, tako znotraj same Turčije, kot tudi v sosednjih državah, v regiji in svetu. Spoštovani predsednik vlade, za vsakega politika in predsednika vlade je najteže biti spoštovan v svoji državi. Še posebej sedaj, ko smo izpostavljeni posledicam svetovne gospodarske krize. Vam in vladi, ki jo vodite, je uspelo narediti ekonomski čudež. Tako ste si pridobili spoštovanje, ne le doma, ampak tudi v širši regiji in svetu. Številnimi pobudami, ki ste jih dali, ste pokazali, da vaša politika ni sebična, ampak prispeva k regionalni in svetovni stabilnosti in varnosti. Tako naj omenim
pobudo za vezništvo civilizaciji, ki ste jo skupaj z nekdanjim španskim predsednikom vlade, socialistom Zapaterom, dali leta 2005 v organizaciji Združenih narodov. Označena je bila kot poskus zbliževanja med družbami, ki jih zlorabljajo ekstremisti, in kot preseganje različnih medcivilizacijskih predsotkov, napačnih predstav in polarizacije, ki potencialno ogrožajo svetovni mir. Spoštovani predsednik vlade, dokazali ste, da sodobni svet potrebuje Turčijo in Turčija potrebuje sodobni svet. Tako je priznanje, ki vam ga danes izročamo, priznanje vam, vašim najbližjim, sodelavcem in vsem državljanom Republike Turčije. Priznanje prihaja iz regije in ima tako še dodatno težo. Prejmite iskrene čestitke o prejemu priznanja svetovna osebnost desetletja v imenu Mednarodnega inštituta za bližnjo-vzhodne in balkanske študije IFIMES in v mojem imenu. S številnimi dosežki ste zaznamovali preteklo desetletje in tako vam želim, da z novimi uspehi zaznamujete tudi naslednje. A na govorniški oder vabim častnega predsednika Mednarodnega inštituta IFIMES, njegovo ekscelenco Stjepana Mesića, nekdanjega predsednika Republike Hrvaške, podpredsednika svetovalnega odbora inštituta, njegova ekscelenco Zorana Živkovića, nekdanjega predsednika vlade Republike Srbije, da izročite priznanje, in gospoda Lahurja Talabanija, ki u imenu predsednika Republike Irak, Džalala Talabanija, bo čestitao našem današnjem nagrajencu. Evo, meni je pripala izuzetna čast da mogu danas dati priznanje čovjeku koji je ne samo ličnost naše regije, on je ličnost koji je učinio mnogo u svijetu, u Europi, i zato predajom ovog priznanja ja smatram da nagrađujemo čovjeka, da nagrađujemo i njegove suradnike koji su uspjeli Tursku vinuti u velike visine, vinuti je u zemlju koja danas znači puno u Europi i svijetu i značit će i u buduće. Čestitam još jednom Recepu Erdoganu. Poštovani premijeru, dame i gospodo, puno lepih reči je danas izrečeno o našem gostu i slavodobitniku, ali to je malo u odnosu na ono što je učinjeno, što je on učinio za svoju državu, za ceo region, pa mogu da kažem i za ceo svet za ovih 9 godina. Ja ću se baviti malo brojkama i to je važno u politici. On je jedan od retkih modernih političara koji je 3 puta pobeđivao na izborima, i to tako da je svaki sledeći put dobijao sve više i više glasova svojih birača. Praktično to moderna istorija ne beleži. Istovremeno uspeo je da bruto društveni proizvod ili GDP svoje države podigne skoro 5 puta za ovih 9 godina. Da Tursku ponovo vrati na mesto velikog učesnika u svim najvećim i regionalnim, ali i svetskim događajima. Zato moja čast je, kao i mojih prethodnika, da sam deo ovog instituta koji ima tu čast da vama, gospodine predsjedniče vlade, ukaže ovu veliku čast i uruči ovo priznanje koje će zajedno sa svim drugima koje ste dobili sigurno biti pomoć da se borite i za ličnost prve 2 decenije 21. veka. Za prvu deceniju ste dobili nagradu. Hvala vam. Sayın Başbakan merhabalar. Bir iki kelime Türkçe istemek söylüyorum ama Türkçem pek fazla iyi değil. Şimdiden özür dilerim. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer bakanlar ve eski bakanlar, değerli konuklar,
Slovenya'ya hoş geldiniz. Bu tarihi günde sizinle beraber olmakla gurur duyuyorum. Sayın Başbakan, dünyanın 10 yıllık şahsiyeti prestij ödülünü layık olduğunuzdan kesinlikle eminim. Şahsıma ve Irak adına ve İFİMES İnstitüsü'nün adına içtenlikle kutluyorum. Önümüzdeki 10 yıllardan nice nice başarılar diliyorum. Your Excellency, you have played a major role in creating this great atmosphere of change in the past decade. You introduced change before it became a trend and a fad. We hope you continue on this historic and honorable path. Your Excellency, we hope you maintain your vigilance of democracy so as it not only serves all the people of Turkey, but of the region and the world in general. Once again, congratulations to you, Your Excellency Prime Minister. Na odar seveda vabim nagrajenca njegovo ekscelenco Recepa Tayyipa Erdoana da prejme priznanje. Hırvatistan Devlet Eski Başkanı Sayın Mesić, Sırbistan Eski Başbakanı Sayın Jukovic, çok değerli direktörler, çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Uluslararası Orta Doğu ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü'ne bu anlamlı ödülü şahsıma tevdi ettikleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ödül törenini katılımlarıyla onurlandıran çok değerli devlet adamlarına, enstitünün değerli yöneticilerine, akademisyenlere, tüm hanımefendi ve beyefendilere bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yine konuşmamın hemen başında bana ve heyetime gösterdikleri misafirperverlikten dolayı başta Başbakan Sayın Janša olmak üzere tüm Sloven makamlarına şahsım, heyetim ve ülkem adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Son 10 yılın Dünya Şahsiyeti Ödülünü almak gerçekten şahsım için büyük bir gurur vesilesi. Ancak bu ödülü dost bir ülkenin,
Slovenya'nın bu seçkin enstitüsünden alıyor olmaktan, dost ülkelerin devlet adamlarının katılımlarıyla alıyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu, büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnanıyor ve umuyorum ki bu anlamlı ödül Slovenya ile Türkiye arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirecek, işbirliğimizin, diyaloğumuzun ortak hedef ve ideallerimizin bir nişanesi olduğu kadar halklarımız arasında da bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım, hep birlikte içinde bulunduğumuz bu coğrafya tarih boyunca ne yazık ki çok büyük acılara, büyük trajedilere sahne oldu. Sadece son 20 yılda, 50 yılda, 100 yılda değil, tarihin bilinen tüm dönemlerinde maalesef bu coğrafya kan, gözyaşı ve çatışma ile birlikte anıldı. Türkiye dahil bölgedeki her ülkenin acı tecrübelerden ve trajik hadiselerden geçerek bugünlere ulaştığını hepimiz biliyoruz. Ben şu noktayı gerçekten enteresan buluyorum. Tarihin hemen her döneminde çatışmalar, savaşlar sona erip ülkeler ve halklar birbirleriyle iletişime geçtiğinde bu bölgenin aslında ne kadar renkli, coşkulu, keyifli bir bölge olduğu da ortaya çıktı. Politikacıların ve orduların kenara çekildiği, halklar arasındaki duvarların yıkıldığı dönemlerde Balkan halklarının birbirini renklerden, birbirini anlayan ve çok kolay birbirine uyum sağlayan insanlar olduklarını gördük ve yaşadık. Bu coğrafya üzerinde ülkelerimiz, bayraklarımız, dillerimiz farklı olabilir. Tarihlerimiz farklı süreçlerden geçmiş olabilir. Her birimizin kendimize has kültürü, kendimize özgü medeniyet tasavvuru olabilir. Ama Balkan ülkelerinin fertleri bir araya geldiğinde, birbirleriyle konuşmaya, iletişim kurmaya başladığında hiç yabancılık çekmediklerini, aralarındaki binlerce yıllık dostluğun anında kendisini belli ettiğini görürüz. Aslında bir Türk'ün, bir Yunan'ın, Arnavut'un, Makedon'un, Sırp'ın, Karadağlı'nın, Boşnak'ın, Hırvat'ın ve Sloven'in dil farklılıklarını, şivelerini, inanç farklılıklarını ortadan kaldırdığınızda birbirinden hiç ama hiç farkları olmadığını rahatlıkla görüyoruz. Ortaklığımız sadece tarihimiz değil. Ortaklığımız Balkanların ve Akdeniz'in halkları olarak sadece ortak reflekslerimiz, ortak tepkilerimiz değil. Bizler mutfaklarıyla, müzikleriyle, ağıtları ve ezgileriyle, sevinçleri ve hüzünleriyle aslında iç içe geçmiş, tek yürek olmuş milletleriz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek durumundayım. Aramızdaki farklılıklar, aramızdaki ortaklıklar karşısında gerçekten önemsenemeyecek kadar azdır. Aramızda tarihin tüm dönemleri boyunca ortaya çıkan anlaşmazlıklar, inanın dostluklarımız karşısında çok ama çok kısadır. Tarihin acı dönemlerine değil, tatlı dönemlerine baktığımızda önümüze umut veren bir tablo çıkacağına en ufak bir şüphe yoktur. Ben tarihi unutalım demiyorum. Tarih bir ibret vesikası olarak yanlışlarımızı ortaya koyacak son derece anlamlı bir derstir. Tarihin verdiği dersleri okuyarak politikacılar
bilim insanları sanatçıların öncülüğünde tarihin hatalarını telafi ederek bugün artık geleceğe bakmak zorundayız. Bakınız değerli dostlarım, bugün Avrupa denildiğinde, Avrupa Birliği denildiğinde, yarım asır önce yaşanmış kanlı savaş ve çatışmalar değil, dünyanın ve tarihin en güçlü birlikteliği akla geliyor. Orta Doğu'da bunu başarmak elbette mümkün. Kafkasya'da bunu başarmak elbette mümkün. Afrika'da bunu başarmak mümkün. Ama en çok da Balkanlar'da bunu başarmak mümkün. Tarihe değil, şöyle geleceğe odaklandığımızda ön yargıları, ön kabulleri şöyle ortadan kaldırdığımızda, farklılıkları değil, ortaklıkları öne çıkardığımızda inanıyorum ki çok farklı bir Balkan coğrafyası ortaya çıkacak. Acı ve gözyaşıyla değil, refah, barış ve huzurla anılan bir bölge inşa edilecektir. Değerli dostlarım, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmemin ardından okuduğum bir şiir nedeniyle mahkum edildim ve hapiste yattım. Ardından 14 Ağustos 2001'de yol arkadaşlarımızla birlikte partimizi kurarak Türkiye'nin idaresine talip olduk. Çok kısa süre içinde örgütlendik. Ve partimizin kuruluşunu yaptıktan 16 ay sonra Türkiye'de iktidar olduk. Tek başımıza iktidar olduk. Parlamentonun %65 çoğunluğuna sahip olduk. Dış politikada önümüze son derece sade, basit, anlaşılır ve gerçekleşmesi mümkün bir hedef koyduk. Dedik ki sıfır sorun. Başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelerle aramızdaki sorunları tek tek masaya yatırdık. İşbirliğini geliştirmenin yollarını aradık. Gördük ki kimileri 10 yıllardır, hatta kimileri asırlardır devam eden sorunlar aslında bizim Türklerin deyimiyle incir çekirdeğini doldurmayacak sorunlardı. Birçok sorunun bir çözüm yöntemi olarak çözümsüzlüğe mahkum edildiğini gördük. Birçok sorunun aslında iletişimsizlikten, diyalogsuzluktan kaynaklandığını fark ettik. Aynı şekilde birçok sorunun kendi ülkemize bir maliyet yüklediği kadar muhatabımıza da bir maliyet yüklediğini müşahede ettik. Ön yargıları, ön kabulleri, kalıplaşmış bahaneleri, statik gerekçeleri elimizin tersiyle ittik ve cesaretle, kararlılıkla bu sorunların üzerine gittik. Kıbrıs meselesinde çözümü zorlayan taraf biz olduk. Ermenistan'la çözümü zorlayan taraf biz olduk. Yunanistan'la sorunları masaya yatırıp diyalogla sorunları çözüm yoluna koyduk. Romanya ile, Bulgaristan'la, Rusya, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ile, yani tüm komşularımızla aramızdaki küçük ya da büyük meseleleri birlikte masaya yatırdık. Birlikte çözümler aradık. Hiçbir sorunun kör düğüm olmasına, çözümsüzlüğe mahkum edilmesine müsaade etmedik. Dış politikada çözümsüzlüğe, dış politikada umutsuzluğa asla inanmadık ve inanmıyoruz. Komşularımızın içeride yaşadıkları sorunları nedeniyle zaman zaman diyalog ortamı kesilse de sorunların zamanla ortadan kalkacağına, işbirliği sürecinin kaldığı yerden devam edeceğine her zaman inandık ve inanıyoruz. Çözüme zorlayan, sıfır sorunu hedefleyen aktif dış politikanın bize ne kazandırdığını sadece şu birkaç somut örnekle ortaya koymak istiyorum. Bakın 2002 sonunda
görevi devraldığımızda Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Bugün Türkiye'nin ihracatı 2011 sonu itibariyle 135 milyar dolar. Milli gelirimiz 2002 sonunda 230 milyar dolardı. 2011 sonu itibariyle milli gelirimiz 772 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 10 yıl önce 13 milyon kişi iken 2011 sonu itibariyle Türkiye'ye gelen turist sayısı 31,5 milyona ulaştı. Aynı şekilde turizm gelirimiz 8,5 milyar dolarken şu anda 23 milyar dolara ulaşmış durumdayız. 10 yıl içinde Türkiye'nin hemen tüm ekonomik göstergelerinde en az 3 katlık bir artış kaydettik. Bakınız Türkiye'nin 10 yıl önce kamu net borç stoku %74 iken 2011 sonu itibariyle bu küsurata girmeyeceğim %40'a düşmüş vaziyette. Ve bu Maastricht kriterlerinin altında bir oran. Buradayız. Devletin borçlanma faizi %64. %64 iken şimdi devletin borçlanma faizine bakıyoruz %8,5. Buralara düşmüş vaziyette. Şu anda bizim IMF'le olan ilişkilerimiz bazıları tarafından farklı ele alınıyor. Fakat göreve geldiğimizde IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bakın şu anda bizim IMF'e olan borcumuz 2,3 milyar dolara düştü. Yani onda bir. Ve biz 4 yıldır da artık IMF'le standby anlaşması falan yapmıyoruz. Kenara koyduk. Şu anda bunu tamamen ödeyip kapayabiliriz. Ama gerek yok. Zira 2013'ün Nisan ayına kadar önümüzde süre var. Düşük faizli bir borçlanma. Bu şekilde süreci yürütüyoruz. Merkez Bankamızın döviz rezervi göreve geldiğimizde 10 yıl önce 27 milyar dolardı. Ama şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi 91 milyar dolara çıktı. Ve hedefimiz bu yıl sonu bunu 100 milyar dolara ulaştırmak. Yere hep sağlam bastık. Mali disiplinden asla taviz vermedik. Ve hiçbir zaman da gevşemedik. Ve şu anda küresel finans krizi karşısında çok sağlam duran bir Türkiye ekonomisi var. Kriz sürecinde dahi %8,5 büyüme kaydederek dünyada Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke konumundayız. Avrupa'da yapılan ihracatta düşüş yaşanırken Asya'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya ihracatını artıran, genel ihracat rakamlarını muhafaza eden, hatta yükselten bir ülke olduk. İşte bu gelişme hiç ama hiç, yani şunu şüphesiz olarak ortaya koymak istiyorum, aktif bir dış politikanın da neticesidir. Bu gelişme dostluğun, dayanışmanın, diyaloğun egemen olduğu bir dış politikanın neticesidir. Biz sadece kendimiz büyümekle, sadece kendi refah seviyemizi artırmakla kalmadık. Bölgemizde işbirliği yaptığımız ülkelerle de birlikte büyüdük, birlikte refah artışı kaydettik. Geçmişine takılıp kalan bir Türkiye olsaydı, inanın bunu başaramazdık. Tarihte yaşanan acıları her gün ama her gün içinde büyüten bir Türkiye olsaydı, inanın bu gerçekleşmezdi. Komşu bazı ülkelerde yaşanan hadiseler karşısında takındığımız tavır, Irak'la, Suriye ile, İsrail'le yaşanan gerginlikler zaman zaman içimizde muhalefet tarafından zaman zaman uluslararası platformlarda eleştiri konusu yapılıyor. Biz bölgede barışı savunduğumuz,
bölgede istikrarı, refahı, huzuru, hakkı ve hukuku savunduğumuz için altını çizerek ifade ediyorum, geçici olarak bu sorunları yaşıyoruz. Bu ülkelerle çok açık net söylüyorum, istikrar hakim olduğunda bu ülkeler bölgenin barış ve istikrarı için adımlar atmaya başladığında bu ülkeler kendi halklarının çağrılarına karşılık vermeye başladığında Türkiye hiç çekinmeden gerekeni yapacak, gereken adımları atacaktır. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Halkların iradesinin üstünde bir irade yoktur. Bakın Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri bizim hükümetimiz döneminde başlatılmıştır. Gereken kriterleri çok hızlı şekilde sağladık. Müzakere için tarih aldık. O tarihte de müzakereleri başlattık. Süreç içinde müzakereleri kararlılıkla yürüten, sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren bir ülke olduk. Ama açık söylüyorum, süreci yavaşlatan, süreci yokuşa süren, zorlaştıran taraf asla ve asla biz olmadık. Ve bu süreci ortak dostlarımız çok iyi bilirler. Ne yazık ki Avrupa Birliği içindeki kimi ülkelerin, açık söylüyorum, ırkçı, ayrımcı ve popülist yaklaşımları neticesinde süreç yavaşlamakla kalmadı. Avrupa değerleri sorgulanır hale geldi. Hiç kimse kusura bakmasın. Norveç'te yaşanan hadise sıradan bir adli vakanın ötesindedir. Almanya'da zaman zaman yaşanan hadiseler aynı şekilde. Fransa'da seçim öncesi ortaya konan tavırlar hakeza. Sorumsuz, öngörüsüz, vizyonsuz liderlik Avrupa değerlerini maalesef törpüler bir hal almıştır. Biz yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Biz yine de kararlı şekilde Avrupa Birliği'ni bir hedef olarak muhafaza ediyor, süreci kararlılıkla devam ettiriyoruz. Balkanlardaki dost ülkelerin Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreçlerini de aynı şekilde gönülden destekliyoruz. Sadece Türkiye'yi değil, Balkan ülkelerini de içine alan bir Avrupa zayıflamayacak. Tam tersine güç kazanacak, değer kazanacak, en önemlisi de renk kazanacaktır. Bunu başarmamız lazım. Değerli dostlar, geçmişte her ne yaşanmış olursa olsun, gelecek hepimiz için umut vaat ediyor. Bugün bu enstitüde bana son 10 yılın dünya şahsiyeti ödülü veriliyor. Ama beni son 10 yılın bana verdiği heyecanla aslında önümüzdeki 10 yılın umudunu taşıyorum. Ve önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin de Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgelerin de değişeceğine, daha müreffeh bölgeler olacağına inanıyorum. Onun için de 2023'ü bir hedef olarak kendimize koyduk. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü. Vizyon sahibi liderlerle Balkanlar inanıyorum ki makus talihini kıracak bir barış ve huzur bölgesi olarak dünyadaki haklı yerini alacaktır. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha şahsıma bu ödülü tevdi eden Slovenya Uluslararası Orta Doğu ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Enstitüye, yöneticilerine, değerli çalışanlarına başarılar diliyorum. Bu anlamlı ödül törenine katılan siz değerli devlet adamlarına, başta değerli dostum, siyasette gerçekten bir duayen olan Mesih'e huzurlarınızda, özellikle burada bugün bulundukları için yine ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın mevkidaşım Jivković'e teşekkür ediyorum ve tüm katılanları en kalbi duygularla bir dostluk ve dayanışma ruhu içinde selamlıyorum. Afiyet olsun.